aylarının popüler tatil merkezi Uludağ'daki turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bembeyaz karlar üzerinde uçuyormuş hissi veren kayak sporunun tüm detaylarını öğrenmek için kar pistindeki yerimizi aldık. Yanımda kayak sporu eğitmeni Erkan Yeşilova var. Erkan Bey merhabalar, nasılsınız tekrar? Merhaba, iyiyim. Siz sormalı. Teşekkür ederim, bizler de çok iyiyiz. Kaç yıldır kayak sporu yapıyorsunuz? Ben yaklaşık 32 yıldır. 32 yıldır. Peki kayağa başlamadan öncesinde mutlaka korunaklı kıyafetler giyiyoruz. Bir hazırlık süreci oluyor. Bu kıyafetlerin sebebi nedir? Yani şöyle bir şey, kar sonuçta bu spor doğayla iç içe olan bir spor. Yere oturabiliyoruz, ıslaklık ve su geçirmemesi gerekiyor. Aynı zamanda rüzgar geçirgenliği de ona oranla korunaklı olması lazım. Bunların derecelendirilmesi var, 5000, 10000, 15000 diye gider. Bu derecelere göre satın aldığınız ya da kiraladığınız yerlerde kayağa uygun kıyafetler seçebilirsiniz. Kayak severler için sormak istiyorum. Belki çocuklarını küçük yaşta kayağa başlatmak istiyorlardır. Kaç yaşında kayak sporuna başlanmalı? Yani ben 5 yaşında başladım. 5 yaşını da tavsiye ediyorum. Ama bundan daha küçük yaşlarda da başlatanlar var. Çok fazla algıda seçicilik ve albenleri iyi olmuyor o yaşlarda. Ama hani karla temas seviyor mu sevmiyor mu duygusunu kazanmak için 3,5-4 yaşında da başlanabilir. Ama gerçekten randımanlı eğitim bana göre 5'ten sonra başlıyor. Peki kar sporuna dair teknikleri öğrenmeye geçmeden önce belli başlı kazalar olabiliyor mu? Tehlikesi var mı? Valla şöyle bir şey, yani ilk başlangıçta kayak sporu denilince akla ekstrem bir spormuş gibi geliyor ama bizim başlangıçlarımız tamamıyla adımlama yöntemiyle, yani sıfırdan ileriye doğru gidiyoruz. Dolayısıyla başlangıçlarda lisanslı eğitmenler eşliğinde başlayıp sakatlık ve kaza bugüne kadar ben hiç duymadım. Kaç günde öğrenebiliriz kayak yapmayı? Şöyle bir şey, tabii ki de eğitimde sınır yok. Ne istediğinizle alakalı. Ben buradan inmeyi istiyorum diyorsanız 2 ile 4 saat arasında biz sizi buradan inecek bir kapasiteye getirebiliyoruz. Ama sürekli stilimi geliştireyim, kendimi geliştireyim derseniz bunun bir sınırı yok. 10 yıldır da kaydığım öğrencilerim var. Kayak iki ayağımıza takılan şöyle bir aparattan oluşuyor, yani materyalden. Tamamıyla yürüyüş pozisyonunda, yani bütün hareketleri gidiş yönüne doğru yapıyoruz. Bortta öyle değil. Bortta iki ayağımızı tek bir tahtanın üzerine bağlıyoruz ve yan tarafa doğru hareketler oluyor. Hocam peki duyumlarınıza göre hangisi daha zevkli? Bort mu, kayak mı? Kişiden kişiye değişiyor bu. Kimileri kayaktan hoşlanıyor, kimileri borttan hoşlanıyor. Ben özümde kayakçı bir adamım. Kayaktan hoşlanıyorum ama board'u çok sevenler de var yani. Ben board'cuyum deyip sadece board'la öğrenip board'la devam eden insanlar da var. Çünkü artistik hareketler falan onlar da biraz daha fazla yapılıyor. Biraz daha salaş, biraz daha özgür ruhlu bir spor. Dediğim gibi bir aşamadan sonra snowboard'da iyi kayanla kötü kayan arasındaki fark çok fazla belli olmayabilir. Ama kayakta her zaman iyi kayan, iyi eğitim almış da kötü kayanlar her zaman çok rahat algılanabilir ve gözlemlenebilir. İkisi arasında büyük fark bu. Çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi hocamla birlikte kayak yapacağız. Bakalım nasıl öğreniliyor, nereden başlanıyor? Başlayalım hocam. Kiralarken mutlaka kiralayacak insanların boyundan kısa kayak kiralaması önemli bir konu kayak dersinden önce. Mutlaka botumuzun altında bir şey olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir. Tam olarak yerleşmesi için. Tabii ki. Burası kayağımızın ön tarafı, burun kısmı, burası topuk kısmı. Oturtturduktan sonra tam oturtturduğunu görüyoruz ve baskı yapıyoruz. Ola ki bir kazada bu kayağın bizim ayağımızdan çıkması gerekiyor. Yani bu kayak doğru zamanlamada ayağımızdan çıkarsa sakatlık riskini azaltıyoruz. Ama bu
ayarlar doğru yapılmadığı zaman bazen bir darbe ya da düşme esnasında bu kayaklar ayağımızdan çıkmıyor. Dolayısıyla sakatlık riskini arttırıyor. Bunun boya ve kiloya göre mutlaka ayarlanması gerekiyor. Erkan Bey, duruş pozisyonumuz hazır, kayaklarımızı giydik. Peki nasıl, kayarken nasıl durmamız gerekiyor ve duruş esnasında hangi pozisyonu almalıyız? Duruş pozisyonumuz anatomik duruşta, bacaklar omuz genişliğinde açık olacak. Artık eskisi gibi, eskiden klasik kayaklar varken bacaklar kapalı olması gerekiyordu. Ama bu 2000'lerden sonra yeni teknolojiyle birlikte pozisyon açıldı ve bacakların açık olması gerekiyor. Dolayısıyla anatomik duruş omuz genişliğinde bacaklarımız açık olacak. Kaval kemiğimizi mutlaka botumuzun önünde, yani dil kısmına dayalı bir şekilde tutmamız gerekiyor. Karın kısmından hafif bir yumruk yemiş hissiyatıyla omuzlarım çok hafif önde. Bu şekilde değil, genelde böyle yaparlar. Çok hafif bu pozisyonda ve yumruklarım aşağı gösterecek şekilde bu temel duruş pozisyonumuzu öğreniyoruz ilk başta. Hız esnasında belli bir hızdan sonra yapılan hatalar da şu, belli bir hızlandıktan sonra tekrar misafirler hızlanmaya ya da bunlarla durmaya çalışıyor. Bunu yapmamak lazım. Hızlı bir şekilde bunu yere batırırsak darbe alabiliriz. Dolayısıyla belli bir hızdan sonra sopalarımızı kaldırıp yumruklarımızı aşağı gösterir bir şekilde. Durmak için hangi pozisyonu almamız gerekiyor? Durmak için de şöyle bir kar sapanı pozisyonumuz var. Biz buna A da diyebiliriz. Çocuklarda pizza dilimi de diyebiliyoruz. Üçgen de diyebiliyoruz. Misafir nasıl kendine bunu uygun görüyorsa. Şöyle bir duruş gene ama vücut pozisyonumuz. Karından hafif bir yumruk yemiş şekilde omuzların çok açık önde. Bu pozisyonu. Bilgilerimizi aldık. Şimdi kayak yapmaya geçebiliriz. Bizden ayrılmayın. Düz yürüyoruz. Normal caddede yürür gibi. Ayağınızda kayak yokmuş gibi hareket ediyoruz. Kayağın hızlanmasına müsaade etmemiz lazım. Çünkü hareketler ancak o zaman net çıkabiliyor. Gayet iyi değil sarsın. Tırmanma pozisyonumuz. Sol ayağımıza basıp sağ yana atıyoruz. Evet, bu şekilde. Sol ayağımızın iç kenarını kullanırsak kayak tutunmuş olur. Evet. Herkes kayak biraz hızlandıktan sonra geriye bırakır. Bu en temel problemlerden biridir. Sizdeki artı git ve önde olmanızdır. Bunun yani çok sebebi çabuk, de çok sanırım daha önce de denemiş olmam diye düşünüyorum. Muhakkak. Ama gayet güzel düştüm yani. Elimi tutup kalkmıyor muyum? Hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Uludağ'ın tadını çıkartmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Kayağın tüm detaylarını öğrenmek birkaç gününüzü alabilir. Bu yüzden Uludağ'ın tadına kızakla devam edebilirsiniz.